Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Milletvekili aday adayı Murat Karagül, Bölgenin Sesi ve Karabük Postası gazeteleri sosyal medya hesapları YouTube hesabımızda yayın konumuz. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Mehmet Bey. Efendim öncelikle hem size, ailenize ve partinize hayırlar getirsin aday adaylık kararınız. Karagül kimdir? Nasıl şu anda bulunduğu noktada gelmiştir? Kısa bir özgeçmiş alabilir miyiz? Murat Karagül, 1978 Karabük Yenice ilçesi Satıkköy'ü. Doğumlu. İlkokul ve ortaokulu Satıkköy İlköğretim Okulu'nda tamamladım. Liseyi Karabük Sağlık Meslek Lisesi'nde tamamladım. Üniversite kısa bir süre üniversite birinci sınıf okuduk, ayrıldık, ticarete başladık. Askerlik döneminde Erzincan ve Kıbrıs'ta tamamladık. 18 ay askerlik yaptık. Askerlik dönüşü ticarete başladık. Ticari hayatımızda şu an aktif olarak kereste alım satım ve kereste fabrikası olarak faaliyet göstermekteyiz. Yenice son seçim Milliyetçi Hareket Partisi açısından yerel seçimlerde çok parlak geçti. Daha önemli bir başarısı olmayan Yenice'de MHP hem belediyeyi hem belediye meclisini hem de genel meclis üyeliğini kazandı. Genel meclisinden de ayrıldınız. Yenice ilçe başkanlığı da yaptınız kısa bir dönem. Ve şu anda da milletvekili adayınız. Kaç isim var beraber yarıştığınız partide şu anda? Şu anda Milliyetçi Hareket Partisi'nde 5 arkadaşımız var. 5 kişi var, evet. Evet. Bu süreç nasıl ilerleyecek? Bir temayül ya da bir farklı yoklama, anket çalışması var mı? Temayül yoklamamız var. Var. Teşkilatlar görüşüyor. Evet. Başkanın izniyle, ilçe başkanlarıyla görüşülecek. Bir anket çalışması yapılacak. Evet. Sonra genel merkezin onayıyla inşallah evet. Adaylarımız belirlenecek. Murat Bey bir iş insanısınız. Hem iş dünyasında hem siyaset dünyasında aktif yer alan bir isimsiniz öteden beri. Biz her iki kanatta da yani hem Cumhur İttifakı'nın hem Millet İttifakı'nda da 14 Mayıs seçimlerinin çok kritik olduğunu, çok tarihi olduğunu hep duyuyoruz. Gerçekten de öyle. Önemli bir seçime gidiyoruz. Sizce bu seçim bu neden bu kadar çok önemli hale geldi, kritik hale geldi? Biliyorsunuz biz Cumhur İttifakı olarak seçime giriyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı evet. destekliyoruz. Milletvekili olarak da şu an Milliyetçi Hareket Partisi olarak seçime gireceğiz. Ve biz de milletvekili adayı olarak başvurumuzda bulunmuştuk. Seçimlerde bir ittifak yok değil mi? Bu şey normal milletvekili seçiminde bir kalemizde bir ittifak yok. Hayır. Netleşti. Netleşti şu an tamam. için. Öyle bir karar alındı. Evet. İnşallah biz de bir Karabük'ün puslu kentimiz Karabük'ün evet. yiğit, hisli delikanlılarla, gençlerle birlikte başaracağız. 3 milletvekilimizin 3'ünü de almaya talip izliyorum. Evet. Onların teveccühüyle. Aday adaylığınıza başvuru yapacağınız gün yeniden yüzlerce araç konvoyuyla geldiniz. Parti önünde biriken yine çok kalabalık bir coşkulu bir kalabalık vardı. Oradaydım ben de o gün. Bir de çok etkili bir konuşma yaptınız orada parti binasında. Baştan o ve bu mesela çeşitli Karabük içinde birçok yerde çok muazzam bir şekilde aktarıldı. Görkemli bir şekilde aktarıldı. Gıptayla bakıldığı söylendi. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi'nden belki beklenmeyecek bir şey o anlamda. O günü bir anlatır mısınız bize? Bildiğiniz üzere ben İl Genel Meclis Üyesi görevindeydim. Evet, ayrıldınız bu görevde. İlçe başkanlığı görevinde yapıyordum. Evet. Bu görevleri bırakarak Karabük ilimize, ülkemize, vatanımıza daha çok hizmet etmek için milletvekili aday adaylığına başvurduk. Evet. Sağ olsun zaten daha önceki 2019 yerel seçimlerinde de Karabük halkımızın teveccühü bizlere, Milliyetçi Hareket Partisi'ne olmuştur. Teveccüh katlanarak da büyüyor. Siz de o konvoyda gördünüz zaten. Evet. Yenice'nin, Karabük'ün sadece Yenice'li kardeşlerimiz abilerimiz değildi. Bütün herkesin bizi seven, teşkilatımızı seven bizleri seven herkes oradaydı. Hepsine sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Bu şu olabilir mi? Biz bunu haberde de yapmıştım ben. Yenice'de bir susamışlık var. Sanki böyle bir Yenice'li bir vekil olsun mecliste Karabük'ün diye. Tarihte daha önce olmamış galiba değil mi? Yenice'li vekil evet. yoktu. Aday adayı daha önce olmuştu. Hayır. Diğer milletvekili. Milletvekili. Hayır. Yoktu. Olmadı. İnşallah. Olursa ilk olacak değil mi? İlk olacak. İnşallah Milliyetçi Hareket Partisi'ne ve bizlere nasip olacak. Evet. Şeyi tekrar edelim. Seçimlere tek olarak giriyorsunuz. İttifak olarak girmiyorsunuz. Evet. Karabük'te. Şu an için. Net olan net. O. Evet. Peki Yenice'li Yenice kökenli daha doğrusu bir milletvekili olarak, milletvekili adayı olarak hem iş insanısınız, mobilya sektöründe, kereste sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz ve ormanlarla ünlü bir ilçemiz. Buraya özellikle
özel bir çalışmanız var mı seçildiğinizde? Bildiğiniz üzere Yenice Organize Sanayi Projesi var. Bu projenin güçlendirilmesi için çalışmalar var, sonuçlandırılma aşamasında. İnşallah biz milletvekili olursak hep birlikte onun açılışını yapmak bizlere nasip olur. Biz kereste işiyle uğraşıyoruz. Karabük'te de demir tüccarlarımız, demir üretimleri var. Bunlarla ilgili daha önceki başka bir yayında da izah etmiştim. Karabük'ümüzün mobilya sektöründe de öncü bir İnegöl gibi, Adana gibi, Hatay gibi, evet, Ankara gibi illerimiz gibi biz de bahçe mobilyaları adı altında Karabük deyince bahçe mobilyaları, bahçe mobilyaları deyince Karabük olsun istiyoruz. Bununla ilgili bir Ar-Ge çalışmamız var. İnşallah ilerleyen süreçlerde birlikte Karabük olarak başaracağız bu işi. Bahçe mobilyaları dediniz değil mi? Evet efendim. Evet. Başkanım şimdi 6 Şubat'ta çok ciddi bir acı yaşadık. Maraş merkezli 11 ili kapsayan bir deprem. Evet. Peşinden yine sel felaketi Şanlıurfa'da özellikle. Yüzyıl felaketi olarak adlandırılıyor. Tabii bütün ülkemiz, bütün insanlarımız seferber oldular. Bu yaraları saralım edelim diye. Ama ben özellikle şahsınızın bu konuda olağanüstü bir çaba gösterdiğini bizzat tanık olmuş birisi olarak söylüyorum. Çünkü hayırsever kişiliğiniz, yardımsever kişiliğiniz bir iş insanı olarak hep öteden beri bilinir. Ama bu depremde özellikle yakacak konusunda deprem bölgesi, deprem zedelere ulaştırılmak üzere ve diğer konularda da muazzam bir çaba gayretin içerisinde oldunuz. Neler yaptınız? Onunla ilgili bir kısa bilgi verebilir misiniz bize? Öncelikle deprem ve sel felaketi sebebiyle şehit olan kardeşlerimize Allah'ım gani gani rahmet diliyorum kendilerine. Yaralı kardeşlerimize, yaralı olan aslında onlar ve bizleriz. Evet, biz de bizlere. Evet. Acil şifalar diliyorum. Az önce söylediğim gibi Karabük'ün kuslu kenti, çocukları bir o kadar da hisli çocuklarız, duygusalız. Evet. Nerede bir yaralı kardeşimiz var, bunun yarasını sarmak için canla başla mücadele ediyoruz. İnanın deprem olduğu günün akşamı biz bir tır su göndermek için harekete geçtik. Bunu yönlendirmeye çalıştığımızda arkadaşım biz de yardımcı olalım diye belki yüzlerce telefon geldi. Yenice ve Karabük ilçelerde de Safranbolu, Eflani, Eskipazar, Obacık bu ilçelerden de biz de destek olalım. Zaten son dönemlerde gördünüz kendi köylerdeki evlerinde çuval çuval odunlarını getiren abilerimiz, kardeşlerimiz oldu. Şunu yaşadım ben, belki milletvekili aday adaylığımız sürecinde de bu çok destekleyici olmuştur, bizi motive eden olmuştur. Bir tır ayarladık odun yüklemek üzere. Fabrikalar bunu ben yükleyeyim, bunu ben yükleyeyim, bunu ben göndereyim diye sayı o sebeple 50-60 belki tam hatırlamıyorum ama 70'e yakın araç gönderdik. Gıda malzemeleri gönderdik, soba gönderdik, soba boruları. Evet. Sıkıntılar yaşandı. Sadece Yenice'den değil mi bu? Yenice'den gönderdiğiniz 70. Evet, Yenice'den gönderdiğimiz. Valinin öncülüğünde konteyner olayı başlamıştı. Biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi olarak da sadece teşkilatımız olarak da bir konteyner hediye ettik. Valinin talimatıyla Hatay'da biliyorsunuz evet, bir mahalle kurulmaya çalışıyorlar. Karabük Mahallesi. Evet. Karabük Mahallesi. Biz de teşkilatımız olarak bir konteyner gönderdik. İnşallah diğerlerine de destekçi olacağız. Elimizden geleni yapacağız. Evet. Murat Başkanım çok teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Bizim sormadığımız ama sizin söylemek istediğiniz bir şeyler varsa birkaç cümle onları da alalım. Teşekkür ediyorum. Ramazan ayının ilk gününde tüm evet, İslam aleminin Ramazan'ın hayırlı, huzurlu, barış içerisinde geçmesini ve bu barış içerisinde seçim sürecinin de kardeşçe bizlerin de Milliyetçi Hareket Partisi'nin öncülüğünde başarıyla sonuçlandırılmasını sizlerden talep ediyorum. Allah yardımcımız olsun. Teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Başarılar diliyoruz. Hakkınızda inşallah hayırlı olur. Yolunuz açık olsun. Başkanım. Teşekkür ederim. Milliyetçi Hareket Partisi Karabük Milletvekili aday adayı Murat Karagül konuğumuz oldu. Yeni bir yayında görüşünceye dek hepinize mutlu günler, mutlu yarınlar diliyoruz.